Cumartesi saat 19. Ülke TV ve TV.net ortak yayın yapacak. O iyi. Yani Ülke TV'nin izlenir. Ulusal medyada, ulusal basında yavaş yavaş dile getiriliyor. Acaba ne tür gelişmeler var? Zaten 28 Şubat ve FETÖ mağduru tutsaklarının aileleri olarak STK'ları ziyaret ediyoruz. Durum malumunuzdur, biliyorsunuz. Bu yapının uzun yıllardır yerleştiği ve elde ettiği imkanlarla, devletin imkanlarıyla yani kendisine rakip gördüğü, kendisine ayak bağı olarak telakki ettiği, özellikle de İslami yapıları bertaraf etmek için engelin oluşacağını tahmin ederek bu engelleri ortadan kaldırmak için yani akla hayale gelmeyecek kumpaslar kurdular. Zaten geçmişte de bizim maruz kaldığımız bazı illegal yapıların JITEM gibi ve diğer ergenekonvari tipi yapılanmaların özellikle bu FETÖ denen yapının talimatıyla özellikle İslami yapılara karşı bölgemizde giriştiği hukuksuz işlemler vardı. İnsanları kaçırdılar, insanları hatta cinayet işlediler. Bunların en bariz örneği de Batman'da Cevdet Soysal cinayetidir. Şimdi evvela hoş geldiniz buraya. Allah razı olsun. Biz de doğrusu tabii sadece benim kardeşim değil, bizim Özgür-Der olarak bizim camiadan İslami Hareket Örgütü adı altında içeride bizim de çok sayıda tutukluğumuz var. Ve bunlar ortalama 22-24 yıl arasındadır bizim tutukluları içeride. Ben de sizin bahsettiğiniz gibi ben de kardeşim yakalandığı zaman ben de yakalandım, ben de tutuklandım. Bana işkence yapan polis defalarca niye Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cemaatine girmediğim, niye ona müntesip olmadığım, onun neyini beğenmediğimle ilgili bana defalarca sorular sordu. Şimdi o dönemde de bizi tutuklayan, bizi sorguya çeken, bizden memnun olmayanların Fethullah Gülen'e mensup polisler olduğunu, bize ceza veren hakim ve savcıların gene FETÖ örgütüne mensup olduğunu söylemeye çalıştık. Fakat ne yazık ki o dönemde kendilerini çok iyi kamufle eden bir yapı görümdeydiler. O dönemde çok hoşgörülü bir cemaat, namaz kılan, dindar, kimseye asla zarar vermeyen, bir sinek bile ezmeyen, bir hayvanı bile incitmeyecek kadar şefkatli, merhametli insanlar olduğu ile ilgili piyasaya öyle bir imaj vermiştiler. Kendilerini çok iyi gizlediler. Çok iyi kamufle oldular. 17-25 Aralık'tan sonra kısmen yüzleri ortaya çıktı. Fakat ne yazık ki tam olarak onların yüzlerinin gerçek kimlikleriyle ortaya çıkması 15 Temmuz'dan sonraki vahşetleriyle ancak anlaşılabildi. Daha önce bir karınca bile ezemez denen FETÖ örgütüne mensup insanların çok masum insanların üzerine helikopterlerle, tanklarla ateş edebildiklerini, uçaklarla şehir merkezini, meclisi, şehir merkezini, Cumhurbaşkanı külliyesini bombalayabildiklerini bütün dünya gördü. Ve nihayet FETÖ örgütü ilk kez 15 Temmuz'dan sonra gerçek yüzüyle, gerçek kimliğiyle ortaya çıktı. Dolayısıyla basında da okuyoruz. Bugünden geçmişe baktığımız zaman aslında FETÖ örgütü aleyhine yazı yazan, FETÖ örgütü aleyhine kitap hazırlayan, FETÖ örgütü aleyhine televizyonlarda, basında konuşmalar yapan birçok insan daha sonra faili meçhul cinayetlerle ortadan kaldırıldı, öldürüldü. Evet. Hiçbir zaman da bulunmadı. Şu anda bakıyoruz ki niye bulunmadığını da dahi anlıyoruz. Çünkü polis onlardan, yargı onlardan, istihbarat onlardan, dolayısıyla işledikleri hiçbir faili meçhul cinayet aydınlanamadı bugüne kadar. İnşallah geriye dönük bu sefer aydınlanamayan birçok faili meçhul cinayet bu şekilde belki aydınlanmış olur inşallah. Şimdi içerideki Müslüman tutuklulara gelince ne yazık ki bacımın da dediği gibi Türkiye kamuoyu
yaklaşık 20-25 yıldır içeride yüzlerce Müslüman yatıyor. Türkiye, bırakın Türkiye'nin diğer kamuoyunu, Türkiye Müslüman kamuoyunun bile bundan doğru düz haberi yoktu. Yani çok duyarsız kaldılar bu içerideki Müslüman tutuklara karşı. Çok duyarsız kalındı ne yazık ki, çok ilgisiz kalındı. Bugüne kadar doğru dürüst bunu, bu içerideki tutukların yakınları ve çevreleri dışında bunu gündeme getiren, bunu konuşan, bunun ıstırabını çeken ne yazık ki kimse olmadı. Gene biz üzüldük, gene biz gündeme getirdik, biz bir şeyler yapmaya çalıştık ama yetersiz kaldı. Şimdi FETÖ'nün gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla 15 Temmuz'dan sonra Allah'ın izniyle diyoruz ki artık bakın işte bugüne kadar hükümeti de devirmeye çalışan, halkın üzerine bombalar yağdıran, kendisine rakip olarak gördüğü bütün yapıları bertaraf etmek için her türlü kumpası, tuzağı kuran bu örgüt ayan beyan ortaya çıktı. Hükümete de şu anda hükümetten dileğimiz, hükümetten çağrımız da budur. Nasıl ki bugün masum insanların üzerine bomba yağdırıyorsa, yağdırmışsa, nasıl ki hükümeti devirmeye çalıştıysa, geçmişte de kendisine rakip olarak gördüğü bizim gibi İslami camiaları, Müslümanları, gençliği bir şekilde cezaevlerine tıkmak için her türlü komplo, her türlü kumpası kurdu. Ve bugün bunlar ayın beyan ortadadır. Hükümete de çağrımız bu oluşan mağduriyeti artık hükümetin de bir an önce gidermesidir, üzerine düşeni yapmasıdır. Biz de Müslümanlar olarak, tutuklu yakınları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Hükümet nezdinde bunu anlatmamız, dile getirmemiz, hükümeti bundan haberdar etmemiz gerekiyor. Artık bu zulümlere, bu zulümler bitsin. İçeridekilerle beraber dışarıdakiler de aynı zulmü çekiyorlar. Aynı sıkıntıları yaşıyoruz biz de ne yazık ki. Dolayısıyla bir an önce çektiğimiz bu sıkıntıların bitmesi için, içerideki tutuklar için yeter artık adalet diyoruz. Umuyoruz ki 28 Şubat'ın mağdurları olan içeride yaklaşık 600 ya da 700 civarında olduğu tahmin edilen Müslüman siyasi tutsağın durumuna bir çözüm bulunur. Yeniden yargılama ile ilgili hükümet somut adımlar atar ve 28 Şubat bazılarınca bitti, toplum birçoğu tarafından 28 Şubat bitti deniyor. Başörtüsü yasağının kalkmasıyla beraber toplumda bir ferahlama oldu. Herkes 28 Şubat'ın etkileri silindi diyor ama bizim açımızdan 28 Şubat'ımız hala devam ediyor. İçerideki tutuklarımız devam ettiği müddetçe de 28 Şubat'ımız devam edecek. Dolayısıyla hükümetten beklentimiz 28 Şubat'ın son mağdurları olan içerideki tutuklara bir çözüm bulup 28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atmasıdır. 28 Şubat ve FETÖ kumpas davalarının mağduru olan ailelerin, tutsak ve hükümlü ailelerin, yakınlarının sorunlarını öteden beri biliyorduk. Bu konuda da bir girişim kuruldu. Aileler haklı olarak tutsak ve hükümlere ilişkin taleplerini dile getiriyorlar. Bildiğiniz üzere FETÖ örgütü yıllarca emniyet istihbarat, terörle mücadele, savcılık, hakimlik, yani emniyet ve yargı network'ü çerçevesinde birçok toplumsal kesime karşı kumpas davaları yürüttü ve bir toplumsal mühendislik ürünü olarak karşımıza çok ciddi bir toplumsal kesimi mağdur olarak çıkardı. Gerek 17 ve 25 Aralık girişimleri, ardından gelen 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ise yargısal alanda, yine emniyet alanında yapılan FETÖ'ye ilişkin yapılan tutuklamalar da gösterdi ki bu tür hainlerin geçmişte yaptıkları girişimlerinin ve kumpas davalarının hesabının tek tek sorulması gerekiyor. Bu konuda ailelerimizin girişimlerini çok anlamlı buluyoruz. Bizler de AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Birimi olarak ailelerimizin bu taleplerine karşı duyarlıyız ve gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu kumpas davalarının mağduru olan İslami kesimdeki bütün camialardaki mağdurların, tutukluların ve hükümlerin sorunlarına çözüm bulunması noktasında elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Umut ediyorum ki en kısa zamanda bir netice alırız ve bu mağduriyetler de bir an önce sona erer.
Din abi.